Her sene bu dönem seçmeli derslerle ilgili bir yaygara kopartılıyor ülkemizde. Biz Eğitim Birsen olarak 18. Eğitim Şurası'nda da Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz'in hayatı ve temel dini bilgiler derslerinin okullarımızda seçmeli ders olarak okutulmasıyla ilgili olarak 18. Eğitim Şurası'nda bunu ilk defa biz gündeme taşımıştık. Burası %99'u İslam dinine ve İslam hassasiyetlerine göre yaşayan bir ülke. Bu anlamda dünyanın, gençliğin içinde bulunduğu durumu görüyoruz. Gençlik adeta elimizden akıp gidiyor. Mutlaka milli ve manevi değerlerimizle gençleri donatmamız lazım. Bu bağlamda da seçmeli dersler çok ciddi anlamda önem arz ediyor. Mutlaka çocuğun değerleriyle, diniyle, peygamberiyle ve kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'iyle bağlantısı ve bağlarını koparmaması lazım. Özellikle de Kur'an-ı Kerim, peygamberimizin hayatı ve temel dini derslerin seçmeli ders olarak seçilmesini özellikle istiyoruz ve bu anlamda da destekliyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi bu süreçte de çatlak setler çıkıyor. Bunlarla ilgili bizim temel düşüncemiz şu: bu ülkenin değerlerinden uzak, bu insanların dertlerinden uzak ve bu milleti anlayamayacak ufukta olan insanlar olarak görüyoruz biz bunu. En son Eğitim İş Sendikası'nın genel başkanının yapmış olduğu açıklama var. Burada camilerimizde, cuma hutbesinde temel dini derslerin, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in hayatının seçmeli ders olarak seçilmesiyle ilgili olarak tepki verilmiş. Bir kere ne oluyor yani? Burası neresi? Burası Müslüman bir ülke. Bunun da gayet normal bir durum olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Yani bir Müslümanın bunları seçmesi gayet doğal bir durum. Buradaki tepki, buradaki ne acaba? Bu ve buna benzer yapılar bu ülkenin değerleriyle ilgili olarak her zaman bir tepki ortaya koymuşlardır. Burası Müslüman bir ülke ve bizim için en önemli olan unsurlardan bir tanesi de milli ve manevi değerlerimiz ölçüsünde bu değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmak. Bu anlamda da mücadelemizi devam ettireceğiz. Kökü dışarıda olan ve bu ülkeye her zaman için yabancı olan ve kim tarafından beslendiği belli olmayan zihniyete de asla bu ülkede biz papuç bırakmayacağız. Bırakmamamız da gerekiyor diyerekten inanıyorum. Buradan tüm ailelere sesleniyorum. Buhranın yaşandığı bu dönemde çocuklarımızın milli ve manevi değerler ölçüsünde yetişmesine katkı sağlayacak tercihlerde bulunmasını öneriyorum. Çünkü insanlığın içerisinde bulunduğu buhrandan ancak özümüze dönerek kurtulabiliriz. Yoksa Batı'nın, emperyalizm, kapitalizmin bize sunmuş olduğu hayat düzeni üzerinden geleceğimizi yok etme anlamında da bir çaba olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda da mutlaka en önemli sorumluluğumuz değerlerimize sahip çıkacak bir çalışmayı yapmak lazım. Daha güçlü bir şekilde, daha bir inançla kendi değerlerimizi yaşatma, kendi öz kimliğimize sahip çıkma anlamında mücadelemizi devam ettirmemiz lazım.